Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, günün öne çıkan haberleri başlıyor. Çaylarımız hazır mı? Şöyle koltuğumuza bir yaslanalım tabii. Şöyle gerile gerile, gülerek, eğlenerek haberleri izleyeceğiz arkadaşlar. Karşılığında ne bekliyoruz? Bir like, beğeni, bir de sosyal medya hesaplarınızdan videomuzu paylaşırsanız seviniriz. Haberler gelsin. Efendim, yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan sosyal medyada tekrardan TT olmuş. Yani gündeme gelmiş. Sebebi de demiş ki asgari ücret 15.000 TL olsun. Babasının yolundan gidiyor. Babasının döneminde hani rahmetli Necmettin Erbakan bir zam yapmıştı. %100 mü? Böyle bir zam yapmıştı ve bundan dolayı da hala yıllardır konuşuluyor. Artık onu mu izliyor, böyle bir şey yaparsam millet beni konuşur mu diyor, ne diyor anlayamadım ama asgari ücretin 15 bin lira olmasını istiyor. Ve yeniden Refah Partililer de madem Fatih Erbakan şu anda gündem oldu liderimiz, o zaman bir video paylaşalım. Camiye girerken takkesini almış kafasına takıyor ya, o videoyu paylaşmışlar. Niye? Twitter'da gündem oldu diye. Ya abi Allah aşkına. Ya asgari ücretin 15 bin lira değil, asgari ücretin 30 bin lira olması bile önemli değil. Sen asgari ücreti 15 bin yap, bugün 8500 liralık asgari ücretle 10 bin lira olan kira fiyatları, 15 bin lira olan kira fiyatları, yarın asgari ücret 15 bin olduğunda 20 bin, 25 bin olacak. Yani anlatamıyoruz. Problem bizde, anlatamıyoruz. Demeyeceğim artık, problem bizde değil. Problem sizde kardeşim. Biz bu milletin cahilliğini çok hafife almışız. Tamam. Cahile cahil denir. Cahile bir şey anlatılmaz. Aramızda maalesef cahiller var, anlamıyorlar. Asgari ücret 15 bin olsun. Olsun abi diyor. Adamın evi var. Evi kendinin, kirası yok. Adam asgari ücretle çalışıyor. Bu adam için asgari ücretin 15 bin lira olması bir şekilde güzel bir şey, kira ödemediği için. Ama Türkiye'de kaç kişinin evi var? Kaç kişi kira ödemiyor? Bir buna bakmak lazım. Bir buna bakmak lazım. Adam daha yeni evlenmiş, evleneli bir sene olmamış. 4 bin liradan kiraya girmiş. 4 bin TL'den. Şurada 2 ay sonra tekrardan yeni sözleşme imzalayacağız diyor abi. Asgari ücrette bir değişiklik yok, hiçbir şey yok diyor. Bir üstümüzde aynı daire 2 artı 1 mi 3 artı 1 mi? Adam vermiş 12 bin lira kira. Şimdi diyor adam orada 12'ye oturuyor. Bizimki de ev sahibi de diyecek ki kardeşim bir üstündeki 12'ye oturuyor. Yani ben de ona göre zam istiyorum. İsteme hakkı vardır yoktur, orasını tartışmıyorum bile. AKP sizi ev sahibiyle kiracı ne haliniz varsa görün dedi. Ben %25 yapıyorum dedi. Bunun üstüne çıkmayın dedi. Bir şekilde ev sahibi de kiracıyı atıyor. Sadece ev üzerinden gitmeyelim. Alım gücü üzerinden gidelim. Yani bugün ekonomistleri dinliyoruz. Kimi dinlersen dinle. Ayın 22'sine kadar, faiz kararı açıklanana kadar alabildiğini al diyor. Yarın öbürsü gün ihtiyacın olur deyip kenara bıraktığını da kenara bırakma, onu da al diyor. Ev ihtiyacını al diyor, telefonunu al diyor, ya ne bileyim kıyafetini al diyor, her şeyini ayın 22'sine kadar al. 22'sinden sonra bizi ne bekliyor belli değil diyor. Bunu ekonomistler söylüyor. Önümüzde bir buhran var. Önümüzde bir volkanik dağ var, patlamak üzere. Ne olduğu da belli değil. Herkes bir şey söylüyor. Ama bakıyoruz abi. Oradan çıkıyor birisi asgari ücret 22 bin olsun diyor. Birisi diyor ki 20 olsun, biri 18, Fatih Erbakan 15 diyor. Olmadı. Diyelim ki yaptı 10 bin lira. Ne diyecek bu sefer halk? Ya diyecek kardeşim, ya Fatih Erbakan 15 bin olsun diyordu. Halkın kafasında olumlu bir izlenim bırakacak. Fatih Erbakan halka 15 bin lira asgari ücret verecek. 15 bin değil, 100 bin asgari ücret versin. Ertesi günü kira fiyatları 250 bin lira olur bu ülkede. Ekonomiyi, enflasyonu düzeltmediğin sürece öyle dağdan indirme, Mehmet Şimşeklerle, Amerika'dan getirme, Hafize Gayelerle bu iş olmaz. Arka planda emri sen veriyorsan, arka planda sen yönetiyorsan,
senden gelecek olan izinle faizi artırıyor, faizi indiriyorlarsa, sen ülkenin yönetiminde bu denli kötü sonuçlara sebep olmuşsa, işin sonucunda sen asgari ücreti 25 bin bile yapsan hiçbir şey değişmeyecek. Anlamıyorsunuz. 2 ay rahat ediyorsunuz. 2 ay cebinize para giriyor. 2 ayın sonunda gene almış olduğunuz 8500 liraya onun da daha da altına aldığınız 20 bin lira düşüyor. Ama bunu anlamıyor bu millet ya. Anlamıyor ya. Anlamamaya devam edin. Devam edin lan. CHP'de kazan kaynıyor. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti ama bırakmak istemiyor. Diğer tarafta bıraksın diye parti içerisinden Özgür Özel'inden Ekrem İmamoğlu'na daha farklı farklı isimler tepki gösteriyor. Gazeteciler de bunun yanına eklendi. Kendi yandaş gazetecileri bile artık Kılıçdaroğlu'na bırak artık tadında bırak diyor. Bu gazetecilerden birisi de Fatih Portakal. Pişkinlik yapma deyince sosyal medyadan tepkiler gelmeye başladı. Fatih Portakal'ı tabii ki eleştiriyorlar. Sen bunu Erdoğan'a diyemezdin deseydin cezaevine girerdin. Böyle de bir savunma mekanizması var. Karşı taraf Kılıçdaroğlu'nu savunurken sen bunu Erdoğan'a söylesene. Hadi söyleyebiliyor mu? Kılıçdaroğlu'na bu kadar rahat söylüyor. Ona da söyle falan. Ya böyle saçma sapan şeylere ihtiyacımız yok kardeşim. Birincisi bizim seçmen olarak şunu düşünmemiz lazım. Ya bu ülkede Erdoğan'ın AKP'nin karşısında durabilecek muhalif bir tek CHP mi var? Atatürkçü bir tek CHP mi var? He? Milliyetçi bir tek CHP mi var? Vatanını, bayrağını düşünen bir tek CHP mi var? Milleti kucaklayacak başka bir parti yok mu? Diyeceksiniz ki yok. Yok. Ne yapalım? Gördük siyasileri. Muharrem dedik, adam kazandı dedi, gitti. İkincisinde video çıktı, patladı. Diğerleri bir bir Erdoğan'ın yanına geçti. Kime oy vereceğiz abi? Yok, yok, yok. O zaman yeni bir parti kurulacak. Ve biz gidip o partiyi destekleyeceğiz. Bizim göbek bağımız CHP ile kesilmedi. Bizim göbek bağımız Kılıçdaroğlu ile kesilmedi. Bir adam 10 defa girip 10 defa da kaybediyorsa biz ne yapalım, bundan başka muhalif yok, mecbur gidip vermek zorundayız diyemeyiz. Böyle bir hakkımız yok bizim kardeşim. Böyle bir şey yok. Diyeceksin ki abi madem bu adamın 10 defa girip kaybettiğini biliyorsun niye o zaman destekledin? Kimi destekleyeceğim? Masadan kalkan Meral'i mi destekleyeceğim? AKP'den ayrılan Ahmet Davutoğlu'nu mu destekleyeceğim? Ali Babacan'ı mı destekleyeceğim? Hı? 28 Şubat döneminden bu zamana iyi kötü yaptıklarıyla, doğrularıyla, yanlışlarıyla sağ kesimden gelen Temel Karamollaoğlu'nu mu destekleyeceğiz? Kimi destekleyeceğiz? Ya bakıyorsun aday gösterildiğinde toplumun tamamının destekleyebileceği tek bir aday var, o da Kılıçdaroğlu. O da kazanamıyor. Ne yapabilirim? Artık bir yerde kardeş güle güle. Gitme vakti geldiyse artık durmak tam zulümdür. Biz de ne yaparız seçmen olarak? Gideriz başka bir partiyi destekleriz. Sonuçta bizim CHP ile göbeğimiz kesilmedi. Kılıçdaroğlu'nun bunu anlaması lazım. Kılıçdaroğlu bunu anlamıyor. Ha, ne demiştik arkadaşlar? Kılıçdaroğlu'nun şu an tek hedefi Erdoğan'ın ameliyatı olması. Ameliyat sonrasında Erdoğan'ın göreve devam edip edemeyeceği. Eğer Erdoğan göreve devam edemezse ben yeniden bir seçime gideceği için orada güçlü bir aday gösteririm. Tekrardan kazanırım, yoluma devam ederim. Hele ki ekonomi bu kadar kötüyken milletin kulağını bir kere çekti. Millet oy verdi. Çoğu AKP'li şu anda pişman oy verdiğini. Keşke vermeseydim diyor çoğusu. Ama iş işten geçti. Eğer Erdoğan görevi bırakırsa bir şekilde seçime gidecek. Bu seçimde de ben tekrardan kazanırım diye düşünüyor. Ama diğer açıdan baktığında da ya kardeşim tamam eyvallah da 74 yaşına geldin. Partinin başına taze bir kan lazım. Bir taraftan Ergenekoncular, bir taraftan medya bastırıyor. Kılıçdaroğlu bir an önce partinin başından gitsin diye el birliğiyle bir mücadele veriliyor. Kılıçdaroğlu da bırakmak istemiyor. Haklıdır, haksızdır, ben bir şey demiyorum. Ama ben şunu diyorum. Bizim CHP'ye ihtiyacımız yok. Biz seçmeniz kardeşim. Biz seçmeniz. Bugün Atatürkçü dediğimiz, milliyetçi dediğimiz, vatanı düşünüyor dediğimiz, CHP'den başka partiye oy vermeyiz dediğimiz partinin başına Erdoğan gelse oy verecek miyiz? Vermeyeceğiz. CHP'nin yüzüne bile bakmayız. Döneriz AK Parti'yi destekleriz. Yani onun için dönüp şunu düşünmemiz lazım. Ya CHP benim babamın oğlu değil. Yani 10 defa yenilmiş, 11'de, 11. seçimde de
ben Erdoğan'a vereceğim. Erdoğan'ın o zamana yaşar yaşamaz bilmiyoruz. Kaybı bilen Allah'tır. Ölür ölmez. Belki Kılıçdaroğlu ölür. Orası Allah'a kalmış bir şey ama hepimiz faniyiz. Lan yarın öbürsü gün Kılıçdaroğlu bu partinin başında devam etse, yani kusura bakmayın ama yani Erdoğan da bu sürede vefat etse, tekrardan Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, AKP'liler deseler ki biz Erdoğan'ın ruhunu aday gösteriyoruz. Kılıçdaroğlu da dese ki ben adayım. Ulan gene Erdoğan'ın ruhu kazanır lan. Lan vallahi billahi Erdoğan'ın ruhu kazanır ya. Ya yok kardeşim, yok. Yok, olmuyor yani. Olmuyorsa olmuyor. Bu millet iyi niyetli siyasetçiyi istemiyor. Temiz siyasetçiyi istemiyor. Kadına mikrofon uzatıyorlar diyor ya. E bu zaten çaldı diyor. AKP'den bahsediyor. Doldurdu cebini diyor. Ben bu zaten doymuş diyor. Buna niye oy vereyim diyor. O da gelecek, o da çalacak. Onun da cebini doldurmasını bekleyeceğiz falan. Ya millet bunu kabul etmiş. Millet hırsız benim hırsızım diyor. Gördük seçim dönemlerinde. E bu saatten sonra bizim bu millete diyebilecek bir şeyimiz yok. Bizim CHP'ye de ihtiyacımız yok. Biz seçmeniz kardeşim. Bugün CHP bize ne vaat etti? Aynı vaatlerin daha da bir tek üstünü, yeni bir parti kurulur. O vaat eder, ona gideriz. Takılıp kalmamamız lazım. Ve CHP'nin de sürekli Atatürk'ü kullanarak bana oy vermek zorundasın. Bir tek ben Atatürkçüyüm. Tamam, bu subliminal mesajıyla bizi etkisi altına almamalı. CHP'li arkadaşlar biraz kendimize gelelim. Tamam mı? Güzel parasıyla silikon yaptıranlar. Ay kocam zengin, yaptırırsın diyenler. Yarın öbürsü gün eğer kocanızın psikolojik problemleri varsa veya etrafından çok etkileniyorsa başınıza gelecekleri bir kez daha düşünün arkadaşlar. Şimdi kadın kocasının parasıyla silikon yaptırmış. Tamam. Bunlar boşanmışlar. Etrafındakiler bu sefer adamı fişliklemeye başlamış. Demişler ki senin yaptırdığın silikonlara başkaları dokunuyor falan filan. Tamam böyle. Vermişler dayıya gazı. Dayı da almış eline şişi. Gitmiş silikonlarını patlatmış kadını. Eee dediğinizi duyar gibiyim. Yani çok acı verir lan. Vallahi çok acı verir ha. Yani lan abi Allah aşkına millete bak lan. Vallahi billahi ya. Ya işte bak, koca parasıyla bir şey yaptırmayacaksın. Yaptırdığın zaman bu oluyor. Ya da gideceksin doğru düzgün insanlarla evleneceksin. Ama şimdi hazır evlilik mevlilik, koca parası, silikon milikon, bu tarz şeylere girmişken, ya gerçekten ben bu insanları anlayamıyorum. Ya nerede eziyet çektiren, nerede acı çektiren, nerede sıkıntı yaratan, nerede it muamelesi yapan, affedersiniz, varsa gidip onu tercih ediyorlar. Ondan sonra da ağlıyorlar, zırlıyorlar. Tamam. Sen gidiyorsun masum, düzgün bir şekilde niyetini dile getiriyorsun. Acısını da senden çıkartıyorlar. Böyle zihniyet. Ya bu ülkenin kızları, erkekleri hepsi aynı yani. Bu ülke böyle bir ülke yani. Bu ülke böyle bir ülke. Anlayamıyorsun yani gerçekten ha. Ya diyorsun işte bak sana yapmadığı kalmamış pislik. İşte bak sana bak, gelmişiz insan gibi evlenme teklif etmişiz. Yok, kabul etmem. Niye? Benim sütten ağzım yandı. E ne yapacaksın? Sütten ağzın yandı. Ne yapayım yani, bir tane it sütten ağzımızı yaktı diye ne yapalım? Bir ömür boyunca böyle mi kalak? Bunu da anlayamıyorum. Ya kardeşim, mutlu olursun olmasın, hayat sana bir kere verildi. Bu şansı iyi değerlendirmen lazım. En baba 50, 60, 70, daha 100 yaşına kadar yaşayacaksın. Senin gibi fani olan birisi için üzülmeye değmez. Anan değil, baban değil. Kim abi, kim bunlar? Dış kapının dış mandalları. Evlilik için bir araya gelmişsin de veya sevgili olmuşsun da ne olmuş, seni aldatmış da. Aldatan aldatır, defolur gider. Ne yapalım şimdi biz, oturak yas tutak he. 40 gün yas tutak. Ölü çıktı bu evde. Ya el alemin iti köpeği için niye yas tutuyorsun? Niye yas tutuyorsun yani? İşte burada psikolojik problemlerimiz var bizim. Toplum gerçekten psikolojik olarak çok kötü durumda. Bakmayın, psikoloğa gidecek paraları olmadığından dolayı kendilerini artık sokağa vurdular. Devam ediyorlar böyle. Ama toplumda gerçekten psikolojik bir problem var.
İçe atmıştık. Sürekli içe atıyoruz. Niye? Konuştuğumuz zaman terörist ilan ediliriz. Konuştuğumuz zaman aman ha cezaevine gireriz. Bıyık çizen çocuğun bile cezaevine girdiği, 16 yaşında birinin cezaevine girdiği bir ülkede. Bu hem ülke geneli için hem de eşimiz, dostumuz, akrabamız için. Adam gelir senin malını, mülkünü konuşur. Adam gelir senin erkek arkadaşını konuşur, sevgilini konuşur. Vay efendim niye evlenmediniz? Ne oldu? Ne bitti? Nişan yaparsın, nişan konuşulur. Konu nereden nereye geldi? Vallahi neyse fazla bu konuyu uzatmayayım. İstanbul'da Rus uyruklu bir şahısı sokak ortasında bıçaklayıp öldürmüşler. He. Hazır bunu da gelmişken anlatayım. Üzüldüm. Yani Rus uyruklu olmasına değil. Yani sonuçta onlar döviz, yürüyen döviz makineleri arkadaşlar. Onlar önemli insanlar, önemli şahsiyetler. Hele bir de Rus olması, Putin gibi bir dostumuzun tabii ülkesinden olması beni çok üzdü, yaraladı. Yani onların ölmemesi lazım arkadaşlar. Onların öldürülmemesi lazım. Onlar yürüyen döviz. Yani bak bu tarz şeyler Türkiye'de yaşanmaya devam etsin. Şurada bir iki ay sonra bir tane turist göremezsin Türkiye'de ki zaten göremeyeceksin. Göremeyeceksin. Bugün hükümetin kalkıp da vay efendim biz yaz aylarında turist gelecek, turiste güveniyoruz. Bir Şampiyonlar Ligi maçından diyor ya, TFF'nin başkanı diyor ya, Şampiyonlar Ligi maçından 200 milyon dolar para girişi oldu. 200 milyon dolar nasıl girdi? Nasıl girdi abi? Ne yaptı? Ne yaptı oğlum sizin? Yani 1000 liralık odaya 10 bin lira mı dediniz? 10 bin liralık odaya 100 bin lira mı dediniz? Nasıl soktular bu kadar parayı bu ülkeye? He? Nasıl giriş oldu onu anlamadık. Ha, bilet fiyatlarını şunu bunu anlarsın eyvallah da nasıl olur yani? Ya da bizim Katar Arap, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kralı gelirken uçakta 3-5 dolar molar getirdi. Onları mı acaba piyasaya sürdüler? Nasıl oluyor anlamadım. O da bu kadar da para gelmiyor. Az para yani 200 milyon. Daha fazla gelmesi lazım. Orada bir tuhaflık var. Şimdi bakıyorum abi bu adamlar dolar, döviz, euro. Kendi para birimleri bile bizden değerli. Bu adamların lütfen yani ölmemesi lazım. Polisimiz devreye girsin, askerimiz devreye girsin. Bütün turistlerimizi Türkiye'de korumaları lazım. Yani onlar olduğu sürece biz kalkınırız. Onlar olmadığı sürece biz yerin dibine batarız. Yapmayın böyle şey. Lütfen arkadaşlar. Ha bu arada TFF başkanının da telefonundan Baylok çıkmış. Öyle bir haber var. Telefonunda Baylok kullandığını kabul ediyor. Ya da Baylok çıktığını. Peki bir Allah'ın kulu gidip tuzukluyor mu kendisini? Bir Allah'ın kulu gidip diyor mu gel buyur hadi. Baylok'la kiminle konuştun? O kadar suçsuz günahsız insanı Baylok diye attık cezaevine. Hadi. Bu sefer de çıkıp diyorlar ki efendim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Baylok'u suç olarak görmüyor. Madem Baylok'u suç olarak görmüyor cezaevinde Baylok'tan tuttuğunuz insanlar ne lan? Hı? Bu kadar insanı cezaevine niye attınız? Hadi attınız bu kadar insanı Baylok'tan dolayı. Bu insanları niye serbest bırakmıyorsunuz? Madem suç değil. Ya iş kendilerine geldiği zaman her türlü bir kılıf buluyorlar abi. Bu zihniyet böyle bir zihniyet yani. Bu zihniyet bir de kalkıp bize anayasa yapacak. Millet diyor ki ilk dört maddeye dokunma. Aman ne yaparsan yap. Efendim AKP'li Binali Yıldırım diyor ki Türkiye'yi diyor dünyanın parmakla gösterdiği ülkeler arasına sokacağız. 20 yıllık CHP iktidarı son buldu. AKP bir enkaz devraldı. Ama umudunu kaybetmiyor. Tabii ki ne diyor AKP? Korkmayın, sıkıntı yapmayın. Biz geldik, artık CHP yok. Biz Türkiye'yi dünyanın parmakla gösterdiği ülkeler haline getireceğiz diyor. Hangi konuda? Yani 20 yıldır bu ülkeyi yönetmişsin. Dünya parmakla gösteriyor seni. Uyuşturucu konusunda. Dünya parmakla gösteriyor seni. Fuhuş konusunda. El alemin yurt dışından gelen YouTuber'ları, sosyal medya fenomenleri sokakta geziyor. Diyor ki arkadaşlar burada diyor, Taksim'de orada burada 50 dolara diyor istediğiniz kadını diyor götürebilirsiniz, affedersiniz, özür diliyorum ama geldiğiniz durum bu. Tamam mı? Binali Yıldırım. Geldiğiniz durum bu. Sen neyin kafasındasın? Anlamıyorum ki. He? Hangi konuda? Bir ülke savaşmadan, tamam mı, nasıl işgal edilir onu göstermek konusunda hangi konuda ülkeyi parmakla gösterir hale geleceksin? Parayı veren düdüğü çalar,
Ne kadar güçlü olursanız, cebinizde ne kadar para olursa o kadar hükmedersiniz. Bakın arkadaşlar, cebimizde para vardı. Sırf kendi milletimizin rahatlığı için ne yaptık? Türkiye'ye para verdik. Sığınmacıları Avrupa'ya göndermesin diye parayla Türkiye'yi sığınmacıların deposu haline getirdik. Olan Türk halkına oldu, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'ye vergi veren insanlara oldu mu desinler? Böyle mi parmakla göstersinler? Ne yaptınız bize baba? Ne yaptın ki bir de kalkmış diyorsun ki parmakla gösterilen ülkeler haline geleceğiz? Ya bırakın artık bunları ya. Bırak. Bırak artık bunları ya. Böyle şeyler artık söylemeyin. 23 sene aynı şeyleri tekrarladığın zaman etrafındakiler yeter artık diyemiyorlar. Niye? Çünkü senden nemalanıyorlar. Tamam, AKP'den nemalanıyorlar. Halk artık bunu görmüyor kardeşim. Halk artık umursamıyor. Halk hipnoz olmuş, gidiyor Erdoğan'a oy veriyor. Sen ister parmakla gösterilir hale getir, isterse didi göster, önemli değil. Halkın kafasında bitmiş bu olay. Tamam, git Erdoğan'a oy ver, bitti. İster ülke batsın, ister bitsin. Bunlar da çıkar, Türkiye'yi şöyle yapacağız, Türkiye'yi böyle yapacağız. Yapaydın. 23 senede ne yaptın? Ne yaptın 23 sene? Vergiden başka halka soktuğun ne var kardeşim? Ha? Tek soktuğunuz vergi. Ya sizden öncekiler bu kadar sokuyordu. Siz geldiniz bu kadar soktunuz. Ya. Bir de diyor ya, bir 5 sene bakın, 5 senede ne hale getireceğiz ülkeyi. 23 senede bu kadarsa bir 5 sene daha koy üstüne ne kadar? Acımak yok. Siz istediniz. Efendim, Erdoğan'ın şiir okuyup mağdur edebiyatı üzerinden 23 sene ülkeyi yönetmesi, diğer taraftan da bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önce ahmak diyerek dava açması, siyasi yasak getirmeye çalışması, bunun yanı sıra bir de belediye başkanlığı döneminde Beylikdüzü'nde sözde ihaleye fesat karıştırmış, bundan dolayı da daha yeni inceleme yapmışlar. Bu inceleme sonucunda da İmamoğlu ve 7 isimle ilgili 15 Haziran'da mahkeme var. Mahkemenin sonucuna göre bakacağız, İmamoğlu'na siyasi yasak da gelebilir. İmamoğlu'nun yardımcılarından Murat Ongun diyor ki, ya İmamoğlu ne zaman artık bir değişim lazım dese, birileri önüne mahkemeyi getiriyor, birileri önüne davaları getiriyor, birileri İmamoğlu'nu durdurmaya çalışıyor. Yani arkadaşlar, aynı bu süreç Erdoğan'ın şiir okuyup cezaevine girme muhabbetine benziyor. Şiir okudu, cezaevine girdi. 23 senedir hala iktidarda. Kendi başına gelenleri şu anda muhalefetin başına getiriyor. Birebir aynıları. Ha, şiir okumuyorlar. Ezan bayrak demiyorlar. Ama başka başka suçlarla suçlanıp siyasetten men edilmeye çalışıyorlar. Daha önceki davada ahmak mahmak davasıydı. Süleyman Soylu'ya lafını iade etti diye böyle bir dava oldu. Şimdi bir taraftan şöyle düşünüyorsun. Diyorsun ki kardeşim, yani ister istemez Erdoğan CHP'nin başında kimi görmek ister? Sürekli yendiği Kılıçdaroğlu'nu görmek ister. Belediye seçimlerinde mağlup olduğu İmamoğlu'nu görmek istemez. Tamam mı? Görmek istemez. Bunun için de mahkemeleri kullanır mı? Kullanır. Mahkemeler üzerinden siyaseti dizayn eder mi? Eder. İmamoğlu'na siyasi yasak getirtip halkı sadece CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na mahkum eder mi, etmek ister mi? İktidarda kalması için, daha çok seçim kazanması için bunu düşünür mü? Düşünür. Ama biz bunu düşünür müyüz? Hayır. Niye? Çünkü biz bunu düşünürsek suçlanmış oluruz. Yarın öbür gün hakim karşısına çıkarız. Başımıza gelmedik iş kalmaz. Bunlar sosyal medyada genelde konuşulan şeyler. İnsanlar böyle şeyler düşünüyor. Aman ha, siz düşünmeyin. Ekrem İmamoğlu suç işlememiş olsaydı bugün hakim karşısına çıkıyor olmazdı. Öyle siyaseti dizayn etme, mizayn etme. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan Müslüman adam. Reisin böyle siyaseti dizaynlarla, mizaynlarla işleri olmaz. Lütfen arkadaşlar, ortalığı karıştırmaya gerek yok. Yani Murat Ongun, kendine gel. Ne demek siyaseti dizayn ediyorlar? Onlar siyaseti dizayn ediyorsa siz de siyaseti dizayn edin. Ha? Onlar dizayn ediyorsa siz de yapın aynısını. Yani hep bir bahane, hep bir aman boşver. İşte Amerika'ya gitme fırsatı bulmuş bir kardeşimizin Amerika'dan çekmiş olduğu bir video sosyal medyada bayağı bir tepkilere sebep oldu. Amerika'ya gelirseniz Türklerden ve Kürtlerden uzak durun demiş.
Niye? İşte siz onlardan daha fazla kazanırsanız onlar tepki gösterirler. Nasıl sen benden daha fazla kazanırsın derler. Size bilevlenirler, tamam mı? Size kin duyarlar. De bu sadece Amerika için geçerli değil ki. Bu Türkiye'nin, dünyanın her tarafında böyle. Yani Kürt veya Türk olması gerekmiyor ki bunun. Türkiye vatandaşı olması yeterli. Çünkü Türkiye'de vatandaşlık aldıktan sonra bir şey oluyor yani. Ha diğer milletlerde durum nasıl bilmiyorum ama insanın olduğu yerde bu tarz şeyler olur. Ha oranları vardır. Bizde çok bu maalesef. Yani bu Türkiye'de de böyle. Yani şimdi biz peygamber soyuyuz. Aman ha biz cennetliyiz. Biz öyle şeyler yapmayız. Bırakın böyle şeyleri. Biz böyle bir milletiz. Yani bu ülkede yaşayanlar böyle yani. Çoğumuzda bu problem var. Ha diyeceksin ki hepsini bu işin içine katmayalım. Evet oran olarak %75'e %25 diyelim. %25 kimsenin malına, mülküne, parasına, puluna takmıyor. Ya mesela en basiti. Ya bir adamın iki tane oğlu var. Oğullarını evlendiriyor. Tamam mı? Oğullarından bir tanesi diyelim ki araba aldı. İkisi de evli, tamam mı? Arabası olmayanın karısı diyor ki bizim niye arabamız yok? Biz de araba alalım. Biz de araba alalım. En basiti ya bu. O zamanlar daha yeni moda olmuş gömmeli fırınlar. Ankastre mi diyorsunuz ne diyorsunuz? Duvara gömmeli fırınlar. Onlar daha yeni moda olmuş. İlk çıkmış. Böyle bir komşumuz vardı. Oğlu yanlışlıkla sipariş etmiş onu. Ama yanlış gelmiş. Ama karısının da istediği oymuş. Gözü ondaymış. O normal set üstü fırın, altta fırın, üstte şey sipariş etmiş. Buna gömmeli gelmiş. Vay efendim o nasıl gömmeli alır da biz alamayız. Biz de alacağız. La evinde fırın olduğu halde kalktı gömmeli fırın aldı. Onu geç en basiti bizim çalıştığımız iş yerinde mesela. Benim vardiya amiri olma şansım vardı. İlk iş yerine girenlerden birisiydim. İlk fabrika açıldı bize iş aldılar. Pisliğini cefasını biz çektik. Tamam mı? Ve oradaki çalışanlardan daha fazla para alıyoruz. Niye? Siz 12 saat çalışıyorsunuz. Sabah 8 akşam 8 ben yeri geliyor mesaiye kalıyorum. Gece full oradayım. Sistemle ilgileniyorum. Ne oldu baba? Adam geldi. Dedi ki kardeşim bu ne kadar maaş alıyor? Diyelim ki 3000 lira o zamanın parası. Ya baba ben bunun yapmış olduğu işi 2000 liraya da yaparım. Niye? Çünkü bunun 3 tane çocuğu var. Benim çoluğum çocuğum yok. Bekarım problem yok. Ben 1500'e de yaparım bunu. Ne oldu baba? Tak. Bizi devre dışı bıraktılar. 1500 liraya, 2000 liraya bu arkadaş bizim yerimize geçti. İşi öğrettiler, devam etti. Ya bu hep var. Bu hep var. Yeter ki sen tamam mı? Çakal ol. Yeter ki birinin kuyusunu kas. Yeter ki birine tamam mı? Bir hinlik, hainlik düşün. Bu dünyanın her tarafında var. Ha, Türkiye'de yaşayanlar için evet daha fazla var. Maalesef daha fazla var. Biz böyle bir milletiz. Yani Kürt'ü, Türk'ü fark etmiyor. Biz böyleyiz abi. Kabul etmemiz lazım. Hepimiz değiliz ama maalesef böyleyiz. Bu hep var bizde. Amerika'ya gittin, Almanya'ya gittin. Nereye gidersen git. Türklerin olmuş olduğu mahallelerden uzak duracaksın. Tamam mı? Türklerin işletmelerinden uzak duracaksın. İşini layıkıyla yapan sayısı çok azdır. Sen Türksündür, Kürtsündür fark etmez. Gitmişsindir oraya. Orada çalışacaksındır tamam mı? Der ki lan bu zaten Türkiye'den geldi. Ben normalde alman gereken para 15 dolarsa 8 dolara çalıştırır. 10 dolara çalıştırır. 5 dolarını oradan keser. Tamam mı? Bu tarz insanlar çok. Bu tarz sahtekarlar çok. Ha iyi olanlara, işini layıkıyla yapanlara, temiz yapanlara denk geldik mi? Geldik. Onlarla çalıştık mı? Çalıştık. Amenna. Başımızın üstünde yeri var onların. Hepsine teşekkür ediyoruz. Oralarda bizi yalnız bırakmadılar. Ama durum şu kardeşim. Maalesef böyle de bir gerçek var yani. Bu millet böyle. Çocuk doğru söylüyor.